Dünya gündeminden düşen Yemen'deki savaş devam ederken ölü sayısı 7 bini geçti. Birleşmiş Milletler yaralı sayısının 37 bine ulaştığını ve 3 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Yemen'i bekleyen kıtlık tehlikesine değinen Birleşmiş Milletler İnsani İşler Yemen Direktörü 14 milyon insanın gıda sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler insani yardımların ulaştırılması için kısa süreli ateşkes ilan edilmesini sağlasa da ateşkesin sonlanmasıyla hava saldırıları yeniden başlıyor. Şiddet sarmalında ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eşim arabasıyla gidiyordu. O anda hedef alındı. Yanan takside esir kaldı. Bize onun yanıp tamamen kömürleştiğini söylediler. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle Husilerin Yemen'de ateşkes için prensipte anlaştığını ve Perşembe günü ateşkesin başlayacağını duyurdu. Ancak Yemenli siyasi uzmanlara göre meşru hükümetin yer almadığı müzakerelerden çözüm beklemek gerçekçi görünmüyor. Anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda iyimser konuşmayan uzmanlar, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin sunduğu barış planının da Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi etkisiz hale getireceği için kabul edilmesinin zor olduğunu savundu. Sınır tanımayan doktorlar örgütünden İbrahim Ali, koalisyon güçlerinin sağlık tesislerinin koordinatlarını bilmesine rağmen yeterli korumayı sağlamadığına dikkat çekti. Bu koordinatlar her gün koalisyon güçlerine bildirildi ve güncellendi ama buna rağmen 19 kişi burada yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı. Yemen'de savaş sırasında baş gösteren kolera salgını nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 4100 kişi hijyen kurallarına uymayan içme suyundan bulaştığı belirtilen koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya. UNICEF ve diğer sağlık örgütleri salgınla mücadele etmeye çalışıyor ancak ülkede sağlık tesislerinin sadece %45'i çalışır durumda.